Bana şöyle sistem ediyorlar. Ya hocam bu kadar yıldır geliyorum. İnsan iki satırda benimle ilgili bir şey söylemez mi ya? Kendilerine mi yazılsın istiyorlar? Tabii ki. Şey üretmek sizi maddi olarak da daha varlıklı hale getiriyor. Ama benim yaptığım bu işi inanın para kazanmak için yapmaz insanlar hele bu yaştan sonra. Ama ne güzel bir doktor oldu değil mi? Çok başarılıydı bence. O zaten sizi canlandırdı. Evet, beni yani canlandırdı. Dediler ki komedi oyuncusu. Ama o oyuncu gördünüz değil mi? Ne kadar güzel bir doktor oldu oraya. Hem kitaplarda hem de televizyon dizilerinde yani çok özen gösteriyorum ama şunu öncelikle altını çizmem lazım. Televizyon dizisi kitap gibi değil. Kral kaybederse vallahi biraz zor çıkacak o hikaye o benden. Bir türlü zaten o bir türlü şey olamadı. Yani olamıyor Hakan Bey. Çünkü o çok özel, evrensel bir hikaye Kral. Ve benim de çok özen gösterdiğim bir hikaye o. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Gülseren Budayıcıoğlu. Kitaplarıyla listeleri alt üst ediyor. Hep en çok satanlarda. Dizilerde de senaryosunu yazdığı dizilerle de reytingleri alt üst ediyor. Şimdi de yeni kitabı çıktı Kırmızı Pelerin. O vesileyle bir araya geldik kendisiyle. Merhaba Gülseren Hanım. Merhaba Hakan Bey. Ya dizi sektörünü gerçekten ele geçirdiniz. Ay estağfurullah. Bekliyor muydunuz bu kadarını? Asla beklemiyordum. Yani kitaplarda da bu kadar çok okunacağını sadece hayal ediyordum. Ama şimdi hayallerim gerçek oldu. Ne güzel. Herkesin hayali gerçek olur inşallah. Ya biz şimdi o kadar heyecanla takip ediyoruz ki yani hem kitabınızı çok uzun zamandır okuyucular sizden yeni bir eser bekliyorlardı. Bir yandan da artık hani her sene bir televizyon izleyicisine şey oluştu. Gülseren Hanım'dan bu sene ne gelecek? Siz mesela böyle bunları böyle birkaç yıllık kalkınma planınız falan mı var? Yani işte hani 3 yıllık projemde şunları yapacağım, bunları yapacağım. Yoksa her şey böyle çok doğaçlama mı ilerliyor? Her şey çok doğaçlama ilerliyor. Ben de zaten dediğim gibi bunlara çok hazır biri değildim ben. Sade suya doktor, psikiyatrist, işimi yapan biriydim. Kitaplarla başladım serüven. Şimdi dizilerle devam ediyor. Tabii şu anlamda çok mutluyum. Benim neredeyse yaşam amacım haline geldi. İnsanlara dokunabilmek, sevgiyle dokunabilmek, onlara bir konuda daha kendileriyle daha barışmalarını, kendilerini tanımalarını, daha huzurlu hissedebilmelerini ve daha da önemlisi farkındalık geliştirebilmelerini, kendilerini tanıma konusunda. Bunlar hep benim artık yaşam amacım haline geldi. O nedenle çalışmaktan yorulmuyorum da. Onlardan böyle güzel cevaplar geldikçe ben motivasyonum daha da artıyor. Çok seviniyorum. Daha çok yazmaya çalışıyorum. Daha çok çizmeye çalışıyorum. Falan böyle bir yerdeyiz. Böyle planlı programlı gitmiyor hiçbir şey. Peki omuzlarınızdaki yük ağır mıdır? Çünkü öyle bir şey var ki şimdi siz kitap çıkarttığınızda biz zaten çok güzel bir roman olmasını bekleyerek kitapçıya gidip alıyoruz. Bir dizide sizin imzanız varsa açıp televizyon izleyicisi olarak izliyoruz. Çünkü sizin imzanız var. Bizi çok güzel bir hikaye bekliyordur diyoruz. Hani bu bir yük değil midir omuzlarda? Tabii çok büyük yüktür. Çok büyük yüktür. O nedenle de ben hem kitaplarda hem de televizyon dizilerinde yani çok özen gösteriyorum ama şunu öncelikle altını çizmem lazım. Televizyon dizisi kitap gibi değil. Yani benim de bir katkım var ama o dizi ekrana gelene kadar o kadar çok kişinin emeğiyle buraya geliyor ki işte sizler de görüyorsunuz oyuncular, senaristler, işte yönetmenler, görüntü yönetmenleri, hele yapımcımız yani diyebilirim ki artık o da sadece daha güzel bir şeyler yaratmak üzere yaşar hale geldi. Biraz hızlı bir tempoda çalışıyoruz ve çok özen gösteriyoruz. Umarım
Hep böyle iyi gider ama tabii bu piyasa çok zor bir piyasa. Hala korkularım devam ediyor. Acaba doğru yapamadık mı diye. Peki hala hasta kabul etmeye devam ediyor musunuz? Çok az. Yani özellikle pandemi döneminde zaten pek evden çıkamadım. Hep evdeydim. Daha çok yazıp çizebildim. Online hastalarımla ilişkilerim oldu. Onları online gördüm, dinledim. Ama eskisi kadar artık doktorluk mesleğine çok zaman ayıramıyorum ama çok da özledim çünkü çok severek yapmıştım o mesleği de. Peki siz doktora gidiyor musunuz? Doktora? Ben psikiyatriste, psikoloğa. Ben psikiyatriste gitmiyorum. Ben hatta şey diyorum, benim hastalarım beni binlerce, yüz binlerce kere terapiden geçirdiler zaten. Ben onları, onlar beni, biliyorsunuz terapi karşılıklı bir ilişki. Her terapide her doktor kendiyle ilgili de bir şeyleri mutlaka görür. Kitaplarımda da öyledir. Yani yazdıklarımın içinde muhakkak kendimde vardır. Onların hikayelerinde olabildiği kadar çok kişiye dokunabilsin diye de çok özen gösteriyorum. Ya evet, ben aslında şeyi soracaktım. Tam böyle yeri geldi. Şimdi siz hastalarınızın hikayelerini tabii ki değiştirerek kaleme alıyorsunuz. Tabii ki. Peki Gülseren Hanım'ın hikayesini yazıyor olsanız, kendi hikayenizi. Sizin mesela işte kimisi el yıkayamıyor, kimisi çok çapkın. Hepsinin farklı farklı. Kimisi anne babasından yıllarca çok işte psikolojik şiddete maruz kalmış. Gülseren'in hikayesindeki dram ne olurdu? Gülseren'in hikayesi çalışmayla başlar, çalışmayla biterdi. Yani ben 17 yaşında çalışmaya başladım. Halen hiç ara vermedim. Belki çalışmaktan başka pek de bir şey hayatta öğrenememiş birinin hikayesini yazardım. Çünkü benim mutluluğumda çalışmak, hüznümde çalışmak, çalışmadan nasıl yaşanırı çok öğrenemedim. Ama bundan hiç şikayetim yok. Çünkü çok dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum. Psikiyatrist olarak yıllarca insanlarla karşılıklı o terapi seansları hala yani rüyalarımda bile görürüm. Çok tatlıydı, çok doyurucuydu. Sonra o kitap yazarken bazen ya o kadar yükseliyorum ki yani çok başka bir şey, çok güzel başka duygular. Televizyonlar mesela ertesi gün iyi reyting alabildikse büyük bir coşku, büyük bir sevinç duygusu oluyor. Yani çalışırken bile çok güzel yaşadığımı düşünüyorum ama ben. Ama hayatta da bir şeyler kaçırdınız mı? Hayatta kim bir şey kaçırmamış ki? Hepimizin kaçırdığı şeyler vardır. Benim de çoktur. Öyle olmuştur. Peki evet. Şimdi en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de hastalarına karşı haksızlık mı yapıyor? Ne yapıyor? Bilgileri Haksızlık mı yapıyor? Paylaşarak haksızlık mı yapıyor? Hani hastalara karşı bu yapılmış bu mesleğe bir ihanet midir diye söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Sizin mesela bu konudaki bir izleniminiz, bir duygunuz oldu mu? Yani, yapıyordur ya da yok canım. Hangisi? Yani mesela baktığında ben size gelsem hani hasta olarak kendimi ekranda görsem bilmiyorum belki mutsuz olabilirdim. Şimdi şöyle oluyor veya Hakan paradan Bey. Pay isterdim. Dizi çok izleniyor, bana da birazını verin bari derdim yani. Evet, şimdi tabii ben 50 yıllık doktorum. 50. yıl plaketimi İstanbul Tabipler Odası yeni gönderdi bana. Çok mutluyum 50 yıldır bu mesleğin içinde olmak. Çünkü doktorluk çok ulvi bir meslek. Yani insanların en titizlendiği konuda, sağlığıyla ilgili konuda insanlara yardımcı olabiliyorsunuz. Mesela benim en büyük bana doyum veren şeylerden biri, bir hastam böyle perişan gelmiştir, yüzü yerde, gözü yaşlı. Bir gün onu gülümserken görebilirsem, bu bana çok doyum verir. Şimdi buradan hareketle söyleyeyim. Yani benim bir hastamın böyle özel hayatını filan ekranlara getirmem, yani bunu söyleyenler de bunun böyle olduğuna inanmıyorlar bence. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. Hatta öyle yerlere geldik ki şimdi biliyorsunuz psikiyatride hasta bir kere gelmeye başlayınca bu çok uzun süreli olabiliyor.
Benim de yani mesela 20-30 yıldır ama bugün gelir, 3 ay geçer bir daha gelir, 5 sene sonra bir daha gelir. Yani hastalarımızla ilişkilerimiz öyle kolay kopmaz. Bana şöyle sistem ediyorlar. Ya hocam bu kadar yıldır geliyorum. İnsan iki satırda benimle ilgili bir şey söylemez mi ya? Kendilerine mi yazılsın istiyorlar? Tabii ki. Çünkü şeyi gördüler artık. Yani ben onları yazdığımı kendileri bile çok zor anlayacak. Çünkü öyle bir değişim var. Çünkü yani ben birini alıp da bütün hayatıyla böyle kitaba yazacağım. Ya, televizyonda göstereceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Hatta şöyle oluyor. Aa bu benim falan diye böyle çıkan mi? İnsanlar oluyor. Hayır yani hiçbirini asla ifşa etmedim. Zaten böyle bir şey düşünmek bile bana çok yanlış gibi geliyor. Bütün dünyadaki biliyorsunuz hayat hikayeleri yazılır. Özellikle psikiyatristler bu konuda çok kitap yazmıştır. Hastalarını anlatırlar. Sadece ben değil yani dünya ve çok yıllardan, uzun yıllardan beri özellikle bizim meslekten doktorlar çok yazarlar. Psikologlar çok yazarlar. Onlar da hiçbirini ifşa etmeden yazar bunları. Hatta bunları eğitimde de kullanırız biz. Mesela ben Hacettepe'de eğitim gördüm. Bizim bir hasta takdim günlerimiz olurdu haftada bir. Orada bile çok büyük gruplar dinlerdi bizi. Eğitim için bile hastayı tanıtacak hiçbir özelliğini vermezdik. Yani halbuki eğitim yapıyoruz yani. Bir kere adını filan asla vermeyiz de. Ona has özellikleri hep gizli tutarak anlatırdık eğitimde bile. Onun için doktorlar zaten böyle bir şey yapmazlar. Ama hastanızı hiç tanıtmadan o hastada siz seçmişsiniz o hikayeyi. Ben bunu yazayım diye. Gördüğünüz mutlaka bir mesaj vardır. Toplumun anlamasını, hissetmesini istediğiniz duygu vardır. Ben hikayenin özünü alır kişiyi tamamen dışarıda bırakırım zaten. Ve o hikayenin özünden bunu anlatmaya gayret ederim. Belki bambaşka bir karakteri ama yine o da gerçek bir karakterdir. O hikayenin içine alırım. Yani birinin böyle tam yaşadığı böyle bir şey mümkün değil. Birebir hayat hikayesi. Asla, 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 asla. Peki bir de Yalı Çapkını, bu sezonun flaş hikayesi. Bu Çapkın mı sizin hastanızdı? Kız mı hastaydı? Hasta olan kimdi? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Hasta gerçekte kimdi? Hangisiydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kazma'dan başlayalım isterseniz. Kazma mıydı hasta olan? Yok. Yani o aile herhalde Kazma'nın geleceğini düşünmüyorsunuz. Evet yani ben de çok o ailenin çocuklarıyla girdik hikayeye. Fakat tabii zamanla bizim Ferit ve Ferit'in ailesi de dahil baskın oldular. Oldu çünkü yani. Psikiyatride biz yani tek bir hastaya bakmayız. Mutlaka ailelerle ilişkilerimiz olur. Ailenin bize soracakları olur. Bizden yardım isterler. Aile terapileri yaparız. O nedenle benim böyle kitaplara aldığım ya da dizilerdeki karakterler çoğunu ben tanıyorumdur. Ve çünkü tanıdığı insanı daha güzel yazıyor. Şimdi burada Çapkın'ı mı tanıyorduk? Ben cevabını alamadım. Çapkın'ı tanıyorduk sonra. Çapkın'ı ilk sizin hasta Çapkın sonra Çapkın'ı da tanıdık. Sonra Çapkın'ı önce da kızı. Antep'ten başladık. Sonra Çapkın'ı da tanıdık. Seviyorsunuz değil mi Çapkın'ı? Geldi. Evet yani. Çok tatlı. Çok iyi. Siz oyuncu seçimlerine müdahil oluyor musunuz? Vallahi bizim ediyorum demeyeyim ama katılıyorum diyeyim oyuncu seçimlerine. OGM'de Onur Güvenatam bunları yapıyor. Bu konuda çok başarılı. İnanılmaz. Yani o karaktere doğru oyuncuyu bulabilmek için ne kadar uğraşıyor ve bekliyor. Gerekirse aylarca bekliyor. Bu oyuncu lazım bize diye o karakteri arıyor ve sonra o karakteri buluyor. Ama benim de o karakteri gördüğüm oyuncular oluyor. Ben de bunları önerdiğimde hakikaten çok başarılı olduklarını gördüm. Mesela Kırmızı Oda'da Binnur Kaya. Zaten o herkes olmaz dediler. Ama ne güzel bir doktor oldu değil mi?
çok başarılıydı bence. O zaten sizi canlandırıyordu Evet, beni yani. Evet. canlandırdı. Dediler ki komedi oyuncusu. Ama o oyuncu, Hı. gördünüz değil mi? Ne kadar güzel Hı. bir doktor oldu oraya. Kral Kaybederse'ye Kıvanç Tatlıtuğ mu istediniz? Kral Kaybederse vallahi biraz zor çıkacak o hikaye O bir türlü benden. zaten o bir türlü şey olamadı Yani olamıyor Hakan Bey, çünkü o çok özel, evrensel bir hikaye kral. diyor. Ve benim de çok özen gösterdiğim bir hikaye o. Çünkü içeriğini biliyorsanız, okuduysanız eğer, gerçekten hepimizi bir şeyler hissettiren ve böyle derinden hissettiren bir kitap. O kitabın ekrana gelmesi o kadar kolay olmayacak. Çünkü onun senaryoya dökülmesi filan, ben de fazla titizleniyorum biraz bu konuda. Kısmet diyorum. Bakalım kim oynayacak, kime denk gelecek, zamanı ne zaman? O bir bekliyor bakalım. Dizilerden devam ederken şeyi soracağım, sonra kitaba geleceğim. Yalı Çapkın ailesi kim? O kadar merak ediyorum. Uzan ailesi falan deniyor, doğru mu? Buna cevap istiyorsun sen. Ya vermeyeceğimizi biliyorum da işte reyting olsun, iki daha fazla tıklanır diye. Peki. Peki. Veriyormuş gibi yapsak Ha, hani. veriyormuş o bibliyatı. Vallahi çok şey. Yani şu kadarını söyleyebilirim. Bu aile bu terapilerle çok güzel yerlere geldi. Ha, geldi. Yani evet. Bunu dizide de göreceğiz zaten. Her bir kişilik, her bir karakter bundan çok etkilendi. Umarım bunu en iyi şekilde dizide gösterebiliriz. Ama onu seyrederken ben de sizler kadar çok zevkle seyrediyorum. Seyrediyorsunuz. Cuma akşamlarını ben de dört gözle bekliyorum. Harika. Şimdi de Kırmızı Pelerin Kırmızı Pelerin. çıktı. Şimdi Kırmızı Pelerin'de bahsedersek biraz. Kırmızı Pelerin ne anlatıyor? Bu da yine gerçek bir hikaye değil mi? Tabii. Tabii. Yani bende bu kadar gerçek hikaye. Bir hazine var bende. Evet İçi ya. gerçek hikayelerle dolu ve diyorum ki hayattayken olabildiği kadar bu hikayelerle insanlara ulaşayım ve insanlar kendilerini muhakkak hikayenin bir yerlerinde kendiyle karşılaşsın. Bu kitap bu anlamda çok verimli oldu. Çünkü çok karakter var ve o her bir karakterin bugün nasıl biri ve neden böyle oldu? Nasıl bu karaktere büründü ve niye böyle bir kader yaşadığı olabildiği kadar yalın ve hikaye diliyle anlatmaya çalışıyorum. Onun için okuyucular kendilerini, yakınlarını, eşlerini, çocuklarını falan çok bulacaklar bu hikayede. Bu da derin, geniş bir hikaye. Bir taciz hikayesi aslında. Yani son günlerdeki o artış, taciz, Bir tecavüz, ensest hikayesi mi şiddetin var her bunda? şekli. Babasının tacizine uğrayan Evet, bir kız. babasının tacizine uğrayan bir küçük kız ve o küçük kızın yaşadığı öyle masum bir aşk var ki bunda. Ben de açıkçası yazarken çok duygulandım. Aşkın bu kadar masumunu ben dinlememiştim hiçbir hastamdan. Yani o çocukça o aşkın nasıl geliştiği, o iki çocuğun, İkisi de şiddet gören çocuklar bunların. Hayat bir araya öyle de kötü bir şekilde denk getiriyor ki, fakat o iki çocuk bunu nasıl doğru değerlendiriyorlar? Birbirlerine ilaç gibi geliyorlar. İşte bu hikaye. Sonrası var o aşkın. Büyük bir ailenin hikayesi bu da. Eminim insanlar mutlaka yakınlarını ya da kendilerini bu hikayede Bir şeyler bulacaklar. bulacaklar. Evet, yani bunu da çok istiyorum zaten. Peki mesela şimdi bu hikayelerde işte Kırmızı Pelerin'de de bahsettiğimiz gibi işte bir ensest hikayesi, taciz görüyoruz. Çok can acıtan şeyler. Hani söylerken bile insan Evet, sizden dinlerken çok bile doğru. üzülüyor. Kitabı okurken çok etkileniyor, dizileri izlerken keza. Siz kendinize bütün bunları yazdıktan sonra, bunları hastalardan dinledikten sonra sizin ilacınız ne oluyor hayatta? Hastalarım benim ilacım. Ben de hastalarımın ilacı. Biz karşılıklı çok iyi götürdük bugüne kadar. Ben çok empati yaparak hastaları dinleyen biriyim. Yani onlar adına gerçekten üzülürüm. Hikayenin içine girerim. Onların hissettiklerinin bir benzerini tabii biraz daha hafifletilmiş şekliyle ben de hissederim. Ama
Bu psikiyatri eğitimim, ihtisasım sırasında filan bu konuda çok çalıştırdı beni Hacettepe. Hep teşekkür borçluyum oraya. Bunlardan kendimizi nasıl koruyacağız konusunda çok ciddi eğitimler aldım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Acıların insanları tedavi edici de bir yönü vardır. Yani hastalarım benden şifa bulurken onların hikayeleriyle, onların böyle giderek karanlıktan çıkıp aydınlığa doğru yürümeleriyle birlikte bütün bu terapilerden ben de geçtim. Ve acının, hüznün, üzüntünün okurken de, izlerken de insanı tedavi edici, rahatlatıcı bir etkisi var. Mesela bir komedi seyrederken bu kadar ruhsal olarak rahatlatmaz sizi. Ama bunların daha kalıcı, böyle sanki sırtınızdaki yüklerden birkaç tanesini alıverirler. Niye öyle hissediyoruz böyle acı bir... gördüğümüzde? Niye acı, hani acı izlerken niye öyle hissediyoruz? Şöyle bir şey. Bunu... Yani şey diyeyim acaba, hani biz de acı yaşıyoruz ama bak daha beterlerini yaşayanlar var deyip mi rahatlıyoruz? Mesela bir tanesi bu. Biri bu. Bir başkasının acısını yaşarken şöyle bir şey var. Yani kötü bir olay, siz etkileniyorsunuz ama bir yandan da zihniniz biliyor ki siz şu anda güvendesiniz. Yani zihnin bir duyguları kandırma hali var. Bu çok tatlı bir şey. Yani hem onun içine girerek ondan etkileniyorsunuz ve sizin de benzer bir acınız varsa o da yavaş yavaş bu sizin üzülmeniz, bunu hissetmenizle birlikte sizi terk ediyor. Buna Amerikan psikiyatrisinde zevkli hüzün diyorlar ve zevkli hüzün yeni bir tedavi modeli çok olarak. Çok ilginç bir şu anda dünya en çok bununla uğraşıyor. Acaba bu yolla nasıl ulaşabiliriz insanlara aslında diye. Dediğiniz şey şeyin de cevabı. Şeyi soracaktım mesela, işte böyle araştırırken sizle ilgili hep tabii işte drama ve bu kadar işte hani gördüğümüz bu hani hastalıklı saplantılı insanları o kadar büyütüyor ki işte dram pornosu mu yapıyor, işte dramın üstüne çok gidip dram sömürüsü mü yapıyor diye. Aslında bu dediğiniz şey bütün bu dramlar izleyenler için, okuyanlar için bir ilaç niteliği taşıyor tam tersi. Kesinlikle. Ve ben insanların canını acıtan aslında çok başka şeyler var ülkemizde. Yani reality show'lar var. İşte vurmalı kırmalı şiddetin en alasının gösterildiği filmler var. Bütün dünyada var bunlar. Ve bunlara da talep çok fazla biliyorsunuz. Ben aslında hiçbir zaman dramda aşırıya hiç gitmem. Çok ona dikkat ederim. Ama bir şey gösteriyorsam bu bizim ülkemizde yaşanıyor. Bunu da görelim yani, bilelim. Bir şey daha var Hakan Bey. Yani insanların geçmişlerini, yaşadıkları acıları gösterirken bir yandan da gençlerin yani ben kimim sorusuna cevap bulmalarını istiyorum. Çünkü ben kimimin cevabını bulabilmek için insanın geçmişini çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatta sadece kişisel geçmişini değil, daha genişleterek ta bu dünyanın geçmişine kadar gidebilen bir konu. Bunlara ne kadar hakim olursanız kendini o kadar iyi tanır insan. Bu anlamda da doğru yaptığımı düşünüyorum. Yani ben olaya tamamen bilimsel yaklaşıyorum aslında. Peki şeyi soracağım. Çok para kazandınız mı? Yani helikopterler, yalılar, yalı çapkının yalısı gibi bir yalı falan var mı? Çünkü vallahi, şöyle bir şey. Hala kirada oturuyorum İstanbul'da. Şaka. Gerçekten helikopterim mi? Yok. Harbiden mi kirada evet, mı oturuyorsun? Evet yani kirada oturuyorum. Çok da memnunum evimden. Çok güzel. Zaten bu işler yani benim para kazanmam memleket meselesi haline geldi biliyorsunuz. Geldi evet. Yani. Çünkü ben hani buraya gelirken de kime söylesem. Şu anda o Türkiye'nin en zenginlerinden, işte koskoca Türkiye'nin en zengin kadınına gidiyorsun falan diyorlar. Hani. Çok şükür yani hiçbir ama şikayetim yok. Ama kirada oturuyor musunuz? Ben şok. Vallahi yani tabii ki çalışmak, bir şey üretmek sizi maddi olarak da daha varlıklı hale getiriyor. Ama benim yaptığım bu işi inanın para kazanmak için yapmaz insanlar hele bu yaştan sonra. Ama para kazanmak ayıp değil. Herkese açık. Hristiyan ne yapıyorsa yapsın. Bir de düşünüyorum da
bu kadar emekle helal para diye hep düşünürüm. Bu da benim için çok önemlidir. Ayol, ben böyle büyük iş adamı falan değilim yani. İşte benim ne yaptığım belli. Hayatımdan memnunum. Evet, iyi para kazanıyorum. Allah güzel günlerde amin. Harcamayı nasip etsin. Amin. Peki şey, evli miydiniz? Ben evliydim ama eşimi 15 yıl önce kaybettim. Kaybettiniz. Başınız sağ olsun. Çocuğunuz var İki mı? Tane çocuğum var. Ya çünkü öyle aşk hikayeleri yazıyorsunuz ki. İşte bu Kırmızı Pelerin'de de öyle. Bütün aslında hikayelerinizde. Yani burada sanki aşkı çok dolu dolu yaşamış bir kadının kalemi gibi. Yani siz aşkı gerçekten bu hikayelerinizdeki gibi yaşadınız mı? Böyle bir romantik bir hayat mıydısın ki? Ah, keşke öyle olsaydı ama çok romantik bir hayatım olmadı benim. Çok romantik değil ama benim çok iyi bir evliliğim vardı. Yani eşimle çok iyi bir arkadaştık. İyi arkadaşın evliliği güzel oluyor. Çünkü daha önce, yani biliyorsunuz, aşk geçici bir duygu. Aşk bitince evlilikler, beraberlikler çok yara alıyor bu işten. Biz de bu arkadaşlığı çok güzel devam ettirebildik. Bir arada olmaktan ikimiz de müthiş zevk alırdık. Birbirimize her türlü şakayı makayı da yapardık. Eşim de böyle çok şakacı falan biriydi. Çok güzel bir 34 yıl yaşadık beraber. Ama benim bu konudaki atak yapmam eşimin kaybından sonradır. Çünkü eşim beni hiç bırakmazdı. Gel, otur, yanımda ol falan. Hep birlikte vakit geçiriyoruz. Sonra ben böyle boşlukta kalınca bir başladım koşmaya, hala koşuyorum. Aa, çok güzel. Acıya da iyi geliyor çalışmak. Üretmek, değil mi? Evet, çok iyi geliyor. Gülsel Hanım, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok keyifliydi sohbet, sizi tanımak. Hakan Bey, sizi de öyle. Ben de çok memnun oldum. Gerçekten, teşekkür ediyorum. Ondan sonra yani hayatımıza çok iyi gelen işler yapıyorsunuz. İnşallah böyle her sezon kitaplarla, dizilerle İnşallah. Sizi görmeye devam ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Sağ olun. Size de.